Evet, sezon sonu geldi diyebiliriz. Bu skorla Barcelona'yı elendik. Son da Avrupa'da Avrupa Ligi'ne veda ettik ama sonuç olarak bence Avrupa kupalarında iyi bir serüven yaşadık. İyi de puan topladık gelecek yıllar için hem Galatasaray'ın kendi sıralaması için Avrupa'da hem de tabi Türkiye'de katkıda bulunduk. İyi futbol oynadık mı? Zaman zaman iyi futbol oynadık. Zaman zaman yetersiz futbol oynadık. Son maça baktığımız zaman Barcelona'ya kendi sahamızda 2-1 yenilmek tabii ki üzücü ama şunu da kabul etmek lazım ki ilk maçta bayağı rotasyon yapmıştı rakip. Bu maçta daha az kadroyla çıktı. Daha böyle normal delikte de oynadığı kadroyla çıktı. Bunun da farkını tabii hissettik. çok daha baskılı oynadı. Belki biz yine iyi defans yaptık. Çok böyle yüzde üst üste arka arkaya pozisyonlar vermedik. Öne geçtik. ilk yarın sonlarında doğru sanırım 36'daydı. O gol yemesek belki çok daha farklı bir ikinci yarı olabilirdi. Onun üzerine ikinci yarının başlayıp e ardından direkt gol yememiz sanırım 49'du. Aslında maçı çok farklı bir yere getirdi. Barcelona o atmosfere rağmen o dakikaya kadar aslında bayağı zorluk çekerken ilk defa ondan sonra rahatladı ve baskıyı artık hissetmedi yani taraftar baskısını hissetmedi. Son dakikalara kadar aslında oyunun kontrolünde kurdu ve tuttu. Elendik ama kötü bir şekilde elenmedik yani diğer Türk takımlarına baktığımız zaman çok daha kötü bir şekilde elendiklerini görüyoruz. Çok daha güçsüz rakiplere karşı. O yüzden hani bir de bakarsak yani ligde de çok önümüzde olmalarına rağmen böyle bir sezon geçirdiler Avrupa'da. Şimdi Mart ayının hareketli geçeceğini biliyorduk. Öyle bir yere geldik ki lig bizim için bitti. Kupa bizim için bitti. Proje denilen şey aslında Fatih Terim'in gönderilişiyle beraber aslında yalan olduğu ortaya çıktı. Genel kurul artık kapıda. Genel kurulda nasıl bir karar çıkacak Burak Elmas'la ilgili Hani İbra olur mu olmaz mı? Öne, özellikle tabii ki idari anlamında. İdari anlamında İbra olmazsa tabii ki çok ciddi bir kaos yine Galatasaray'ı bekliyor olabilir. İbra olursa kendisi seçim kararı almazsa yine bir kaos bekliyor. Çünkü artık Galatasaray taraftarının çoğu ona güvenmiyor. Doğal olarak tabii. Çünkü Galatasaray 11. sıralara falan tabii ki alışık değil. Üstelik tabii proje deyip Projeyi 6 ay sonra bozup bambaşka bir projeyle gelip hani bana şimdi de güvenin demesi tabii çok enteresan çünkü kendisi şöyle bir şey diyor hani bana 3 yıllık güven verdiler ya oy verdi genel kurulu üyeleri Galatasaray üyeleri tabii ki bu bir yandan doğru ama bir yandan da tabii 6 ayda bir proje değiştiren bir başkanına da oy vermediler. Onu da söyleyelim hani yoksa baştan ciddi bir projesi olsaydı başkanım ki ben projesi olduğuna inanmıyorum. Projesi Fatih Terim'di. Fatih Terim'le de tutmayınca başka bir projeye geçti. İşte Kamposlar, Pasqualler, Torrentler. Kafadan bunlarla belki başlasaydı belki farklı olurdu. Belki Fatih Terim de farklı olurdu. Bunlar tabii hep artık geride kalmış şeyler. Sonuç olarak lig ve kupada ciddi bir başarısızlık var. Yani tarihi başarısızlık diyebiliriz. Ama bu sezon bizim için bitti. Aslında sezonun özeti bu. Avrupa serüveni güzeldi bence. Ee, tabii ki Tofu maçlarından sonra oraya transferle gitmedi. daha yani orada bir sıkıntı daha var tabii. Ama aslında 10 gün içerisinde transfer yapacaktı başkan. Onları da yapamayınca tabii Tofu maçları da fiyaskoydu yani. Düşünün orta sahada kimlerle oynamıştık yani hatırlamak bile istemiyorum. Sanırım Sabek'te falan Segidik e çıkmıştı yani düşünebiliyor musunuz? O kadroyla çıkmıştık Eintracht'ın maçları. Ama oradan sonra böyle bir toparlamamız buralara kadar gelmemiz hoş. Yani ben kendimce şunu söyleyebilirim. Benim bir oyum olsa asla ibra etmem. Mali anlamında tabii bir şey söyleyemeyeceğim. Sonuç olarak biz rakamları bilmiyoruz. Ama idari anlamında asla ibra etmem. Etmezdim. Ama edilirse de bence herkes saygı duymalı. Böyle bakmak lazım. Galatasaray'ın geleceği çok parlak değil. Çünkü Torrent'te ne futbol oynattığını çok fazla anlayamadık. Bana göre Barcelona maçları da artık çok da fazla bir veri olmamalı. Öyle bir rakibe karşı ona göre oynamanız gerekiyor. Ki isterdim son 20 dakikada Galatasaray biraz daha böyle yürekli oynasın. Maalesef bunu beceremedik. Belki kaliteyle alakalı, belki hocayla. Bunu da artık değerlendirmenin bence bir manası yok. Sadece gelecekle ilgili genel anlamda ligdeki performansına baktığımız zaman, oynattığı futbola baktığımız zaman çok fazla umut veren bir hoca değil. Ama sezon sonuna kadar yine de bu şans artık verilmeli. Çok, çok ciddi bir para ödendi kendisine. 17-18 aylık periyot için. O yüzden sabredilmeli. Asla kovulmamalı diye düşünüyorum. Çünkü bu saatten sonra yeni bir hoca getirmek saçmalık olur. Ancak sezon sonuna kadar herhangi bir değişim, herhangi bir pozitif bir futbol gelişimi olmazsa o zaman bence Burak Yelmaz başka olur, bir başkası olur onu bilemem ama e, Torrent ile tabii ki o zaman Torrent yine yeniden değerlendirilebilir. Ama şu an için kovulması bana göre saçma olur. Dediğim gibi yani ortada artık kazanılacak bir şey yok. Bana göre kaybedilecek çok da fazla bir şey yok. 8 puan sanırım küme düşme hattının üzerindeyiz. Yani oradan sonra da düşersek artık yani ne diyeyim yani artık öyle bir şey olmaz diye tahmin ediyorum. Galatasaraylılar tabii mutsuz. Bir yandan belki de gururlu. En azından böyle kötü bir sezonda bile... Barcelona'yı eleyebilecek duruma gelmiş bir Galatasaray izledik. Yani bu aslında çok konuşan ama hiçbir şey başaramayan bazı kulüplere ders olmuş olur. Böyle belki tarihi kötü bir sezonda bile son 16'ya kaldık Avrupa'da. Bundan böyle nerelere gidebiliriz bilemiyorum. Zaten seni Avrupa'ya Avrupa'da yokuz. Mutlaka şampiyon olmamız gereken bir sezon olacak. Gönül ister ki yeni bir başkanlı olur, bambaşka bir hoca yolu olur. Çok tecrübeli bir hoca isterdim ben mesela Galatasarayın başına. Belki de bu artık yabancı olmalı ama yani tanınan bir isim olmalı. Neyse ama artık hayırlısı kim olursa olsun yine destek olacağız, İzleyeceğiz, bakacağız. Bu sezon bizim için burada bitmiş oldu. Bundan sonra da sadece maçları hani çok da fazla iddia fazla iddiası değil, hiç iddiası olmayan bir Galatasaray olarak oynayacaklar, oynayacağız ve bizler de izleyeceğiz. Erken bitti sezon yani düşünebiliyor musunuz? Martın 17'sindeyiz ve sezon bitti. Böyle garip bir sezon. İnşallah çok daha iyi günler göreceğiz. Hepinizi selamlıyorum. Enseyi karatmayın. Hayırlısı.